Karbonhidrat metabolizmasının özetlendiği şekilde bazı olaylar numaralandırılmış arkadaşlar. Ve bu numaralı olaylarla ilgili hangi ifadenin yanlış olduğunu sorguluyoruz. Birinci olay nişastanın glikoza sindirimi. İkinci olay ki bu insanlarda ağız boşluğu ya da ince bağırsak boşluğunda gerçekleşebilir. İkinci olay glikozun Glikojene dönüşümü insanlarda kas ve karaciğer hücrelerinde glikojen sentezi yapılır. Üçüncü olay glikojenin glikoza yıkımı yine kas ve karaciğer hücrelerinde hücre içi sindirimle gerçekleştiği gibi e, ağız ve ince bağırsakta hücre dışı sindirim yoluyla da gerçekleşebilir. İnsanda 5 numaralı olay e, oksijenli solunum glikozun karbondioksit ve suya yıkımı 1, 2, 3 ve 5. olaylar insanda gerçekleşebilen olaylardır. E, o yüzden A doğru bir seçenektir. Biz burada yanlışı arıyoruz arkadaşlar. Ceyhan'a baktığımız zaman birinci olay nişastanın glikoza dönüşümü. Bunu yapan bir hücrede yani nişastanın hücre içinde olması bunun bir bitki hücresi olduğunu gösterir. E, aynı hücrede glikoz glikojene dönüşemez. Çünkü bitkilerde glikojen sentezi bulunmaz. O yüzden e, C de doğrudur. Beşinci olay e, solunum. Altıncı olayda fotosentez bu iki olayda da ATP üretimi olacağı için ısı üretimi gerçekleşecektir. Birinci olay nişastanın glikoza yıkımını sağlayan bitkisel bir hücre. Aynı şekilde karbondioksit ve sudan glikoz da üretecek. Yani fotosentez yapabilecektir. Bu da doğru. Fakat arkadaşlar e, dördüncü olay glikozun nişastaya dönüşümü. E, nişasta sentezi sırasında çıkan su. E, üçüncü olay olayda glikojenin sindirimi için harcanmaz. Çünkü biri bitkisel kaynaklı e, öbürü de bitkisel olmayan hücrelerde gerçekleşiyor. Bu yüzden B seçeneğimiz hatadır.